İyi akşamlar. Laf Laf Açıyor programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Evet, bugün konuğumu tanıtmadan önce, biraz önce son dakika haberleri vermiştik. Yoğun kar yağışı nedeniyle Sivas Valiliği'nin almış olduğu karar sonrasında yarın okullar tatil edildi. Bir gün daha öğrencilerimiz günlerini evlerinde geçirecekler. Elbette ki öğrenciler evlerine geçirirken okumaya çok büyük önem verecekler, derslerini çalışacaklar. Ayrıca Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Sayın Alim Yıldız da bir açıklama yaparak bu yoğun kar yağışı nedeniyle üniversitedeki öğrencilere de bir müjde oradan geldi. Yarın üniversite öğrencilerine de okullar tatil, kar yağışı devam ediyor. Elbette ki bu kar yağışıyla birlikte yoğun bir karla mücadele çalışmaları da devam ediyor şehir merkezinde olduğu gibi. Ekipler artırıldı, araç artırıldı. Özellikle il özel idaresinin destekli çalışmalar da devam ediyor. Bunlarla birlikte şehir merkezinde özellikle ana arterler üzerindeki trafik akışının sağlanması için büyük çabalar sarf ediyorlar. Mesai mevhumu gözetmeden ekiplerin çalışması devam ediyor. Az sonra bu konuyla ilgili olarak da bir telefon bağlantısı yapacağız ve Sivas Belediye Başkanı Sayın Hilmi Bilgin'in çalışmalarla ilgili görüşlerini alacağız. Evet, bugünkü konuğum Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Mustafa Eken. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Kemal Bey, teşekkür ediyorum. Bir yılı geçti diyelim çünkü 2019'u devirdik, 2020 olduğu için bir yıl diyorum. Sizlere Laf Laf Açıyor programında buluşamadık. Öncelikli olarak sizlerle ilgili Ticaret Sanayi Odası'nın çalışmaları, özellikle ticaret erbabının sıkıntılarının bertaraf edilmesi neler gerektiğini anlatacağız ama ondan önemlisi de Sivaspor için yapmış olduğunuz bir kampanya var ki gerçekten 2007 yılında başlatılan kampanyanın 2020 yılındaki devamı diye devam edecek. İlerleyen dakikalar içerisinde sizlerle birlikte bu konuyu gündeme geçeceğiz de sizden bir ön açıklama alalım isterseniz. Peki, öncelikle tüm seyircilerimize iyi akşamlar diliyorum. Tabii yoğun bir kış günündeyiz. Gerçekten dışarıda hava özlediğimiz kışlardan birini yaşıyoruz. Aslında kışlığını gösterecek evet. Derler. Belediyemiz gerçekten ciddi anlamda çalışmalar yapıyorlar ama tabii yoğun çalışmalardan dolayı, yağıştan dolayı ara mahallelerde özellikle sıkıntılar yaşanıyor. Ama caddede ve diğer bölgelerde gerçekten ciddi anlamda bir çalışma var. Belediye başkanımız da bugün zaten kendisiyle de görüştük bu konuda. Tüm ekibi arkadaşlara kolay gelsin diyorum. 2020 yılı dediğiniz ilk programımız 2020'de. Tabii 45 günlük bir süre geçti. Bu 45 günlük sürede aslında Türkiye'de olumlu bir hava, dünyadaki olumsuzluk havasından ziyade üzülecek tabii 2020 yılında sıkıntılı şeyler de yaşadık. İşte Elazığ, Malatya depremi. Öncelikle tekrar buradan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Allah bir daha ülkemize böyle afetler vermesin diyorum. Tabii yine terör belasıyla evet, ülkemiz. Orada şehitlerimiz var. Yine şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemiz gerçekten aslında tam iyi bir noktaya giderken bir taraftan da olumsuzluklar çıkıyor. Ama bunlar bize yıldıracak mı? Yıldırmayacak. Ülkemiz güçlü bir ülke. Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir ülke. Hep beraber bu taşın altına elimizi gövdemizi koyduğumuzda bu zorluklarla yaşayacağımıza inanıyorum. Ekonomi anlamında sorduğunuz için söylüyorum. Ciddi anlamda tabii faizlerin düşmesi. Bu çok ciddi bir etki etti bizim yatırımcı arkadaşlarımıza. Dövizde çok fazla bir yükselme yok. En azından aynı seviyelerde gidiyor. Tabii faizlerin düşmesi çok aman aman faiz düştü hadi iş yapalım anlamına da gelmiyor. Çünkü gerçekten sıkıntılı bir dönemden geçiyor esnafımız evet. Tüccarımız. Bu sıkıntılı dönemde de öncelikle eski sıkıntılarını, eski borçlarını ödeme derdindeler. Ama bu faizin düşmesiyle de yeni yatırım yapacak arkadaşlarımıza bir cesaret evet. Gelmiş olacak. O yönden biraz olumlu havaları var. Berat Albayrak Bakanımız biliyorsunuz Sivas'a geldi. Sayın Başkanım geldi. O konulara biraz sonra gireceğiz de. Dilerseniz Sayın Belediye Başkanımızla bir şey yapalım. Alalım. Arkadaşlar başkanımız hazır mı? Evet. Çünkü şu anda hala kar yağışı devam ediyor. Yoğun bir karla mücadele evet. Var. Allah yardımcıları olsun. Çünkü ekipler gerçekten de biraz önce de bahsettiğim gibi o soğuğa rağmen mücadelelerini devam ettiriyorlar. Evet, biraz sonra Sayın Başkan'la görüşürüz. Şimdi o zaman şöyle yapalım. İlk onunla yapalım. Özellikle çok önemli bir konukla moderatörlüğünü yaptığınız Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'la evet. Sivas'ta bir söyleşi gerçekleştirildi iş dünyasıyla birlikte. Ve iş dünyasının ardından da banka genel müdürlerinin katıldığı bir toplantı gündeme geldi ki çok önemli. Önemli. Belki de Türkiye'de bugüne kadar yapılmamış bir toplantıydı. Doğru. İsterseniz onu bir değerlendirelim. Yani neler söylendi, neler ne hangi kararlar alındı? Bu kararlar içerisindeki ticarette Sivas'ın rolü ne? Ticaret erbaplarının buradaki sıkıntıların bertaraf edilmesi için neler yapılacak? Ben Maliye Bakanımızın Sivas ziyaretinde çok olumlu
mesajlar verildiğine inanıyorum. Evet. Gerçekten o programda tamamen ticaret ve sanayi odamızın üyelerine yapılan, iç dünyasına yapılan bir toplantıydı ama toplantının ev sahipliğini bankalar yapmıştı. Misafirleri bankalar müşterilerine davet etmişti. Format öyleydi, programın formatı. Tabii Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı açılış konuşmasını yapıyor ve moderatörlüğünü yapıyordu programın. Biz de gerek açılış konuşmasında gerek moderatörlük kısmında hem iş adam arkadaşlarımızın dertlerini, sıkıntılarını o bir saatlik, bir buçuk saatlik süre içerisinde aktarmaya çalıştık Sayın Bakanımıza. Ve bizzat ben de açılış konuşmamızda, biliyorsunuz sizde kayıtlarınızda var, kendisinden, bakanımızdan daha önce Cumhurbaşkanımızın söz verip de gerçekleşmediği, hiçbir şey olmadığını, bütün projelerin gerçekleştiğini, Sivas mitinginde de Sivas'ın teşvik kapsamında 6. bölge, teşvik kapsamının alınması, özel teşvik kapsamının alınması konusunda gelişmelerin biraz süreyi uzadığını, bunun sonuçlandırılmasını talep ettik. Ve ikinci madde olarak da kendisine 70 milyon yani altyapı bedelinin, Demirağ Organize'nin altyapı bedelinin gelmesi lazım ki altyapıyı bitirip yatırımcılara teşvikle birlikte verelim. Kendisine bunu da iletme fırsatımız oldu. Bir de özelde de iş dünyamızın sıkıntılarını notlarımızı aldığımız 5-6 maddelikte esnaf tüccarın sorunlarını, özellikle bankalarla olan sorunlarını da dile getirdiğimiz bir dosya teslim ettik. Kendisi de buradan ayrılırken gerek valimize, gerek belediye başkanımıza, gerek şahsıma gerçekten çok verimli program olduğundan dolayı teşekkür ederek ayrıldı. Evet. Burada iş dünyasında benim oradaki en büyük dikkat çekmek istediğim nokta şu Kemal Bey. Artık herkes biliyor ama iş dünyasının artık bu ülkenin beyni kalbi olduğunu artık herkes biliyor. Çünkü iş dünyası ne kadar ayakta kalırsa iş dünyası İstanbul'un o kadar artırır. Yatırımını o kadar artırır, vergisini o kadar artırır. Devletimizin güçlü olması için özel sektörün güçlü olması elbette lazım. O yüzden devletimizin, biz sonuna kadar devletimizin güçlü olması için mücadele veren iş dünyasının üyeleriyiz. Ben de Sivas'ta 8 bin üyeyi temsil eden bir platformun, bir odanın, bir sendika, bir STK'nın başkanıyım. Bu bakanımızın Sivas'a gelmesi bize güç verdi. Bakana birebir bakanımızı anlatmamız bize güç verdi. Ve 3 tane banka genel müdürü dediniz. 3 tane banka genel müdürünün karşımıza çıkıp üyelerimizin bir bir sorunları dinlemeleri ve sorunlardan sonra da banka genel müdür yardımcılarına talimatlar vererek çözüm noktası arayın, çözmemiz lazım dedikleri, ki benim de özelde yine o banka 3 genel müdürle görüştürdüğüm bu 15'e yakın firma vardır. Birebir özel konularını görüştürdüğüm ve 15'in de hemen hemen sorunlarını da çözmüştürüz. Evet. Demek ki bu tür toplantılar çok önemli. Bu tür toplantıların her yıl belki 2 yılda bir yapılması lazım. Sivas, Anadolu'nun gerçekten kalbi, Türkiye'nin kalbi. Sivas'a artık bir ayrıcalık verilmesi lazım. Sivas'a sahip çıkılması lazım. Bu anlamda Sivas'ta gerçekten ciddi anlamda bir birlik beraberlik var. Hepimiz birlik bir beraberliğimizi zaten kamuoyu da görüyor. Siz de görüyorsunuz, biz de görüyoruz. İnşallah bu birlik beraberlikle ben çok zorluklar aşacağımıza inanıyorum Kemal Bey. Ülke güzel günlere gidecek. Sivas daha iyi günlere gidecek. Ama olumsuzluklar da var mı? Tabii ki var. Sıkıntılar var mı? Var. Bunun da yine üstesinden Allah'ın izniyle beraber geçeceğiz. Evet. Hazır mıyız arkadaşlar? Evet, Sayın Başkanımız telefon attığımızda. Sayın Başkanım iyi akşamlar. İyi akşamlar Kemal Bey. Sayın Başkanım, yoğun kar yağışı sonucunda şu anda ekiplerin mücadeleleri sabahın erken saatlerinde başlayan ve bu saatlere kadar devam eden mücadele var. Ve bu mücadelenin içerisinde de siz takip ediyorsunuz ekipleri. Şu andaki çalışmalarla ilgili bilgiler alabilir miyiz efendim? Kemal Bey, iyi akşamlar diliyorum şahsınıza, tüm izleyicilerimize. Misafirimiz Mustafa Bey galiba, Ticaret Odası Başkanımız. Mustafa Bey'e de iyi akşamlar diliyorum. Alo? Evet, dinliyorum Sayın Başkanım. Tamam, ses kesildi zannettim, özür dilerim. Kemal Bey, dün akşam saatlerinden itibaren, saat 16'dan itibaren dilimize etkisini alan hemşehrilerimizle yaşadığı bir yoğun kar yağışının etkisindeyiz dil olarak. Biz dün akşam saatleri itibariyle tüm belediye ekiplerimizle, çalışanlarımızla birlikte 7-24 dün saat 16'dan bugüne kadar tam sahadayız. Amacımız öncelikle Sivas'taki ana arterleri, ana bulvarları trafiğe açık olarak tutmaktı. Allah'a şükürler olsun, bunu başardık. Meteorolojiyle görüştüğümüzde meteorolojimizin bana verdiği bilgilere göre son yılların en yoğun ve en etkili kar yağışıyla karşı karşıya kaldık. Sabah 09 itibariyle 17 santimetre olan kar yüksekliği saat 15.32'de 38 santim olarak ölçülmüş. Bugün içerisinde yaklaşık 21 santimlik bir kar yağışı daha olmuş. Bu kırsalda, arazide çok daha fazla, havaalanında 90 santimetreyi bulmuş. Ama bir hiçbir mazeretin arkasına sığınmadan hem ekibimizle birlikte Sivas'ta ulaşımın akışını sağlamış.
ulaşımı daha kaliteli bir şekilde devam ettirmek üzere tam sahada çalıştık. Allah şükürler olsun bugün bu dakika bu ana kadar sahadayız. Gece boyunca sabahtan akşama kadar sahada bulunduk ve ana arterleri söylediğim, hedeflediğimiz doğrultuda trafiği açık hale tuttuk. Mahallelerimizle, mahalle muhtarlarımızla irtibat halindeyiz. Onlardan gelen spesifik sorun özel olarak müdahil olmamız bir alan varsa müdahil oluyoruz. Aslında bir gerçek değil, yoğun bir kar yağışındayız. Belli bir bölgeye kar yağmıyor. Aynı anda tüm Sivas'a kar yağıyor. 65 mahallenin her yerinde etkileyen bir yağış altındayız. Dolayısıyla bize düşen bunu etkili, verimli ve koordineli bir şekilde çalışmaları sürdürmek, trafiğin akışını sağlamak. Dediğim gibi ana arterlerde bir sorun yok ama mahallelerde, ara sokaklarda doğal olarak bir sorun var. Bunu biliyoruz, bunun farkındayız. Burada insanlar öncelikle ana arterlerde bir sorun çözdükten sonra metodoloji kar yağışının devam edeceğini şu an biraz azaldı. Yarın arterlerde aralıklarla ayrıca devam edeceğini gösteriyor. Üzgünüz tekrar dönüp geldiğimizde tekrar dönüp kapanmış hale geliyor. Ama bu dediğimiz mazeret değil. Bizim yerlerimizde sonuçta kar bir rahmettir, berekettir. Kar yağışını hepimiz isteriz. Çünkü çiftçimiz var, üreticimiz var. Su sorunu var. Belli bölgelerde su sorunu yaşamak açısından. Bu kar yağışı çok çok önemli. DSİ müdürümüz kendisine de teşekkür ediyorum. Ama bu çalışmayı yaparken de DSİ müdürümüz başta olmak üzere ekipmanlara boşta olan tüm kurumlarımızla irtibat halinde olarak graderleri, dozerleri ve kalsiyonerlerini talep ettik. Onlar da belediyemize verdiler. Yine ilimizde faaliyet gösteren harbiyatçılar başta olmak üzere bu işte kullanabileceğimiz makine parkı olan tüm hemşerilerimizin de araçlarını ilin ufak ödemekle demeden traktör kepse, traktör sıyırıcı, grader olan herkesle de araçları talep ederek onlarla da şu anda mahallede çalışıyoruz. DSİ müdürümüz kar yağışına çok sevindim başkanım ama kontrol edelim. Ben de müdürüm kar yağışın bereket olsun. Biz Allah'ın izniyle hemşerilerimizin desteğiyle, sabrıyla birlikte bu sorunu da açarız dedik. İnşallah akşam itibariyle kar yağışı belli bir noktaya gelirse yarın sabah hemşerilerimiz tertemiz, temizlenmiş, yollarda ulaşımın sorunsuz olarak sağlandığı bir Sivas sabahına uyanacaklar. Özellikle biraz önce bahsettiniz de bu çalışmalar içerisinde kamu kurum ve kuruluşların destekleri devam ediyor herhalde. Bir de ana arterler dışında özellikle sıkıntılı bölgelerde acil bir ekip oluşturuldu mu acaba? Şu anda ekibimiz sahada, ben de sahadayım biraz önce. Şişami Mahallesi, Yeşilürk Mahallesi, Kardeşler Mahallesi, Üniversite Güzergahı, Kümbet, Emek Mahallesi, Diriliş, Mimar Sinan, Tuzlugöl, Esentepe, Yunus Emre, İstiklal Mahallesi, Fatih Mahallesi, Aytalon Yeni Doğan Güzergahı'ndaki Mevlana Caddesi, Abdullah Abi Caddesi ana güzergahları gezerek geldim. Şu anda ekibimiz tam kadro, tüm ekipmanları kullanarak sahadayız. Bir sorun ana arterlerde kapalı olan, trafiğin sağlanamadığı bir alan yok. Ara sokaklarda bir sorun var. Sorun da dediğim gibi kar yağışının önceliğin trafiğin yoğun akışta olduğu yerleri temizlemek olduğu için önceliği ana arterlere verdik. Ama inşallah bu akşam itibariyle ara sokaklara, mahallelerine gelmiş olacağız. Yarın okullar tatil. Valimiz de açıkladı. Ben hemşerilerimizden sorumlu olmadık. Sizler araçlarını kullanmamalarını, toplu taşımayı kullanarak bu ihtiyaçlarını gidermelerini rica ediyoruz ve bu noktada da biraz sabır göstermelerini talep ediyoruz. Anlayışlar için de tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Allah çalışmalarınızda başarılı kılsın. Çünkü sabahın erken saatlerinde başlayan bu saatlere kadar devam eden bir ekip çalışması var. Ekiplerinize de başarılar diliyoruz. Şehirde elbette ki ana arterlerin yanına ara caddelerde de sıkıntılar olabilir ama biraz sabırlı bakmak lazım olaya. Çünkü ana arterler çok önemli. Şehrin ana arterlerinin açılmasıyla birlikte elbette ki sokaklara da gidip burada ekiplerin çalışması devam edecektir. Aynen size katılıyorum. Teşekkür ediyoruz. Bu karın güzelliği var. İşte çocuklarımız tatil, karın güzelliğini yaşayarak ki bugün medyada düşen bir görüntü vardı. Medar ihtiyarımızı Sivas sporlu futbolcuların kar ortamında yaptıkları, antrenman yaptıkları vardı. Karın güzelliklerini görerek, güzelliklerini önümüze çıkarsak bizim görevimiz varsa bir sorun çözmek, sorunu ötelememek, sorunla yüzleşerek bunu çözmek. O noktada biz ekip olarak eksiğimiz vardır, noksanımız vardır, her şey mükemmel olma ihtimali, imkanı yok zaten.
Hem şehrimizin yerleşimi büyük ki işte biraz önce de söyledim. Gün içerisinde 27-28 santimetre yükselen bir kar yağışıyla karşı karşıya kaldık ama bizim fedakarca çalışmamız, hemşehrilerimizin anlayışıyla birbirimizi çok iyi anlayarak bu inşallah bu süreci atlatmış olacağız. Ben tekrar size iyi yayınlar diliyorum. Mustafa Bey'e de yayında başarılar diliyorum. Güzel başkanım, iyi akşamlar, kolay gelsin. İyi akşamlar. Evet, malum hava şartları. Başkanım devam edelim. Şimdi siz Berat Sayın Bakan'ın gelmesinin ardından hız kesmedik ve Sivas Valisi Sayın Sayhan'ın başkanlığında İstanbul'da iş adamlarıyla görüşmeler başladı. Ve görüşmelerin dönüşümü de çok önemliydi. Ve Sivas'a yatırım yapmak isteyen firmalar da vardı bunlarla ilgili. Ki buradan Sayın Bakan ve genel müdürlerinizden almış olduğunuz, banka genel müdürlerinden almış olduğunuz destekle birlikte eliniz sağlam gittiniz İstanbul'a. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Firmaların görüşleri nelerdi orada? Tabii o ziyaret çok önemsiyoruz. Gerçekten şehrimizin valisi, belediye başkanı, oda başkanı, rektörleri, işte organize sanayilerin müdürleriyle birlikte belki de bugüne kadar yapılan böyle ilk bir ziyaret. Şehir artık birlikteliği, şehirden uzaklaşanlar birlikteliği özlemişler. Şimdi Sivas valisini, Sivas belediye başkanını, Sivas oda başkanını aynı yerde gördüğünde bir yatırımcı Sivas'a gelse kimlerle muhatap olacak? Bu üç tane yerle. Varsa organize sanayinin üç ortağı da aynı bu üç kurum. İşte şehirdeki ticaret erbaplarının en güçlü sivil toplum kuruluşu olarak Ticaret ve Sanayi Odası ve belediyemiz ve valimize işi geldiğinde iş oluyor bu insanların. Yatırımcı buraya bakıyor ki ya zaten bunlar benim tabiri caizse ayağıma kadar gelmişler. Ve çok memnun oluyor. Şimdi bizim onların o yanlarına gittiklerimizde para istemiyoruz, pul istemiyoruz, onlardan bir şey istemiyoruz. Ve diyoruz ki artık bir Sivas'a bir selam-ı rahim yapın, Sivas'a gelin, orayı bir görün, Sivas değişti, eski Sivas değil. Sivas'ta milliyetçilik başladı, Sivas'ta artık göç veren değil, göç alan bir il olmaya başlıyoruz. Hızlı tren geliyor, işte huzurlu kent, Demirağ Organize Sanayi'nin altyapısı bitmek üzere, Sivas teşvik kapsamında belli bir yere gelecek. Bunları anlatınca Sivaslı hemşehrilerimizde tekrar bir Sivas özlem havası oluşuyor. Ve birlik beraberliği de görünce olabilir doğru biz artık Sivas'a doğru bir yaklaşım yapalım, gelelim diyorlar. Ve valimizin ve belediye başkanımızın da orada dikkat ettiği ve gördüğü en önemli unsur şuydu. Bizim göreve geldiğimiz günden beri zaten biliyorsunuz sürekli teşvik, teşvik, teşvik. Altıncı bölge. Evet. Bölge. Bunu dememizin sebebinin de Sivas'ta resmi kayıtlı biliyorsunuz 30-35 bin civarında işsizimiz var. İşsiz kardeşlerimiz var. Bu 30-35 bin tane kardeşimizin işe girmesi için de yani bir sihirli değnek yok. Yatırım gelmesi lazım. Evet, yatırım. Kamu yatırımlarından ziyade özel sektör yatırımları lazım. Özel sektörün gelmesi için de etrafımızdaki illerin Malatya, Elazığ, işte Maraş, bu gibi Urfa, bu bölgelerdeki sağlanan teşvik kapsamının ilimizde de uygulanması. Şimdi Malatya'ya gidiyorsun, büyük şehir ve gelişmiş bir ilken, Malatya cazibe merkezi içerisinde, Sivas işte halimiz belli, dördüncü bölgedeyiz. Biz bunun yanlış olduğunu, Sivas'ın en azından altıncı bölgeye, beşinci bölgeye alınsa bile organizeden altıncı bölgeden yararlanması, Demirağ organizeden de Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu ifade ve sözde de oranın en özel teşvik kapsamına alınması. Bunu da oradaki iş adam arkadaşlarımız, bizzat valimize, belediye başkanımıza, bana, eğer teşvik olursa, altıncı bölge olursa Sivas, söz veriyoruz 1000 kişilik, 2000 kişilik, 3000 kişilik, hatta daha büyük konuşayım, 10 bin kişilik yatırım sözü verdiler bize. Ben hemen bir parantez açmak istiyorum başkanım. Özellikle sizin İstanbul'da Sayın Valimizle birlikte yapmış olduğunuz ziyaretlerde, o ziyaretlerin bir tanesinde İstanbul'a gittiğimde bir iş adamıyla oturduk, sohbet ettik, ziyaret ettik de şunu söylediler. Dediler ki biz yıllardan beri Sivas'ta böyle bir birlik ve beraberlik görmemiştik. Evet. Bunu Sivaslı'nın ve bizlerin çok iyi değerlendirmesi lazım. Öyle değil, merak ettim yani. Şimdi düşünün ki dedi bir vali, bir belediye başkanı, işte atıyorum emniyet müdürü, jandarma komutanı, sivil toplum örgütlerinin en önemlisi Sivas Ticaret Odası birlikte hareket ederek Sivas'ta neler yapabiliriz? Sivas'a yatırımları nasıl sağlayabiliriz düşüncesiyle sizin biraz önce bahsettiğiniz gibi ayağımıza kadar geldiler. Biz utandık. Aynen ifade böyleydi. Utanmamızın amacı da şu, Sivaslılığımızdan Sivas'a bir şeyler yapamamanın, tabii, sıkıntısını yaşıyor idik.
Allah nazardan, aynen ifadeyi söyleyeceğim işte, Allah nazardan saksılsın bu birlikteliği. Amin. Belki de bu birlikteliği insanlar, bazı şehirler kıskanabilirler ama hiç kimse kıskanmasın, Sivaslı bu birlikteliğe sahip çıksın. Kesinlikle. Ana fikir buydu, ana tema buydu ve çok mutlu oldum ben orada. Yani o insan, o iş adamının Sivas'a yatırım yapmaması bile o sözlerin ardında bir şeyler getireceği düşüncesindeyim. Kemal Bey, şimdi Perşembe gününden yola çıkıldı. Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazartesi günü gelindi Sivas'a. Çünkü 4 gün şehir dışındaydı. Şimdi valimizin özel hayatı, dinlenmesi, ailesi yok mu? Elbette ki, herkesin var. Belediye başkanımızın yok mu? Bizlerin yok mu? Bu kadar yoğun bir temponun arasında fedakarlık ediliyor ve yolculuk var, kazası var, belası var. Ben bunu şey için söylemiyorum, yanlış anlamayın. Bu bizim görevlerimiz. Hayır, Sivas sevdalısı olmaktan kaynaklanıyor. Evet. Şimdi ben hep söylüyorum, valimiz Bayburtlu ama gerçekten işi rast gelsin bir Sivaslı, daha Sivas'tan daha çok Sivaslı gibi davranıyor. Belediye başkanımız zaten Sivaslı. Biz zaten Sivaslıyız. Aslında baktığımızda Sivas'a sahip çıkmanın, tam Sivas'ı geliştirmenin bir dönemini yaşıyoruz şu an. 2020. Neden? Hızlı trenin. Bakın, inşallah bir ay içerisinde Cumhurbaşkanımızın randevu talep edildi. İnşallah yine heyet halinde Cumhurbaşkanımız çıkılacak. Bu teşvik kapsamıyla ilgili. Teşvik, demire organize, hızlı tren, bu üç tane üçlü 7. 8. ay, 9. ayda hayata geçtiğinde, yatırımlar bir bir geldiğinde, o İstanbul'daki ziyaret ettiğimiz iş adamlarının artık Sivas'a bakışı o gün değişti zaten. Bu anlattıklarımız da yerine geldiğinde, verilen sözler de yerine geldiğinde, artık gelişler başladığında, inanın Sivas, ya hep konuştuğumuz bir şey vardı ya, Sivas en büyük il, Sivas Türkiye'deki en fazla nüfusa sahip il, yüz ölçümü bakımından en büyük il, inanın bu büyüklüğümüzü o zaman göstereceğiz. Tabii burada Sivaslıların, Sivas hemşehrilerimizin, orada da söyledi kendilerine, bir kere daha buradan söylüyorum. İstanbul'daki dernekler, vakıflar, federasyonlar, kimliğinde Sivas yazan. Evet. Herkesin artık Sivas'ı dinlendirmesi lazım. Lobi yapması lazım. Ses çıkartması lazım. Hep söylüyorum. Bir Karadeniz lobisini biz yapamıyoruz. Bir Karadeniz arkadaşlarıma saygım sonsuz. Onlar işlerinde arkadaşlarımız, kardeş, hepsi kardeşimiz. Fakat ya biz bu Karadeniz lobisini, Sivaslılar, Anadolu lobisi, Anadolu'nun illeri olarak bile, şu 7 tane il bile bir Anadolu havzası haline dönüştürmek için sesimizi çıkarsak, Türkiye'deki, dünyadaki Sivaslar artık yeter, Sivas Türkiye'nin, dünyanın şehri olacak deyip buraya bakışlarında bir değişiklik yaşanırsa, ki inanıyorum ki yaşanacak, gerçekten Sivas o zaman hak ettiği yere gelecek. Başkanım, hatırlar mısınız bilmiyorum, o dönemde Nurettin Sözen'in belediye başkanlığı döneminde 11 tane belediye başkanı Sivas'tan, İstanbul'da 7 tane kaymakamlık Sivaslı kaymakamlarında, Cumhuriyet Başsavcısı Sivas, vali Sivaslıydı. O zaman bir birliktelik vardı. Ama biraz önce söylediğiniz gibi o lobi kelimesi var ya, bizi her zaman ürkütmüş bir şey, kelime. Bundan uzaklaştığımız için de, birlik ve beraberlikten taviz verdiğimiz sürece de bunu maalesef yerine getiremedik. Şimdi şunu soruyorlar, diyorlar ki Sivaslı'nın bir özelliği var. Bunu çok iyi gördüm. Sivaslı, Sivas kendisine sahip çıkmıyor. Sivaslı'ya sahip çıkmıyor. Ama Sivas dışındaki Sivaslılar herkes birlik ve bütünlük içerisinde. Evet. Tamam, ben de diyorum ki çok güzel. Bu Sivaslı'ya yakışır bir özellik. Bu özelliği Sivas'a yansıtalım. Oradaki insanların birlik ve beraberliği, birlikteliği Sivas'a gelsin. Bugün siz mesela çaba sarf ediyorsunuz. Şimdi sizin anlattığınız İstanbul'daki iş adamlarının dönüşü 15 bin kişilik bir işçi istihdamı sağlayacak. Aynen. Doğru mu? Evet, 15 bin. Bu çok önemli bir rakam. Evet. İddialı bir rakam. 31 işçimiz varsa %50'si bu teşvik kapsamındaki, özellikle tekstil kapsamında yatırımcıların verdiği taahhüt. Evet. Bir de onun dışındaki bir tabii taahhütler var. İşsizliğin Sivas'ta bitebilmesi için, tekrar buradan söylüyorum, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olarak, 8 bin tane üyemiz olarak diyorum ki, bu işsizlik Sivas'ta organize sanayilerimizin gelişmesiyle biter. Lokantalı açalım, kafe açalım, otel açalım, ayakkabıcı, manifaturacı mağaza açalım. Bunlar belli bir sayıda istihdam sağlar. Esas İslam'ı, binlerce kişiyi çalıştıracak yerler organize sanayi bölgeleridir. Şu anki mevcut organize sanayimizde 8-9 bin civarında arkadaşımız iş sahibi. Demek ki Gemerek organize sanayinde o bölgenin işsizleri. Şarkışla organize sanayisinde Şarkışla'nın. Diğer bu taraftaki Demirağ'da Sivas'a gelen büyük yatırımlar. Sivas 2020, 2021, 2022, 23, 24, 25. 25 yılı geldiğinde Allah'ım verirse baktığımızda, ya Sivas'ta ne kadar çok fabrika var, ne kadar çok istihdam var, ne kadar çok üretim var. Sivas zaten büyük bir şehir. Sivas zaten güzel bir şehir.
bu güzelliği, büyüklüğü yaşamamız lazım. Bir de devletin en önemli nimetlerinden bir tanesi, siz önce biraz önce de bahsettiniz. Sayın Cumhurbaşkanı da özellikle bir an önce bitirilmesi için de talimat verdi. Şu andakiler hala çalışıyor. Hızlı tren ki. Süpermiş. Sivas'ın kaderini değiştirdi. Peki ama hızlı trene biz hazır mıyız? İşte Sivas olarak hazır mıyız? Işte şimdi en önemli sebep bu. Bundan Sayın Başkanım, çalıştaylar yapılıyor biliyorsunuz. Şöyle yapalım mı? Biz bunu İlerleyen bir dönemde oturup, masaya oturup tekrar tartışalım. Olur tartışalım. Bugünkü konumuzu farklı boyutlara getirelim. Sadece bir şey sorup Sivasspor'a döneceğim. Çünkü çok önemli bir konu üzerindeyiz. Yani başlamadan önce özellikle bir çok sayıda telefon geldi. Bu telefonlardan gelen talepler de şu. Vakıf kiracıları. Evet. Vakıf kiracıların mağduriyetleri çok fazla imiş. Evet. Ve bu konuyla ilgili de sizi konuk edeceğimiz bildikler için de Sayın Başkan vakıf kiracılarla ilgili neler söyleyecektir, bizim mağduriyetimizi nasıl dindirecektir diyorlar. Şimdi şehirdeki bütün kiracılar tabii ki çok önemli. Vakıf kiracılarla başka bir önemi daha var. Neden? Vakıf kiracılara vakıf yerlerini vakfedenler hayır için vakfediyor. Diyor ki ben burayı vakfettim, burayı işte gelirleriyle burslar, ayakta tutsun. Oradaki benim esnaf arkadaşım da o vakıf kiracısı olarak belki daha uygun şartlarda belki zamanında kiralamıştır ama günümüz ekonomisinde o uygunluk da artık anormal hale gelmiş bir vaziyette geliyor. Şimdi belediyemiz, tekrar ben buradan belediye başkanına teşekkür ediyorum. Kira artışlarını %5 yaptı. Fakat vakıflar %15 ile 20 arasında yaptı ve ayrıca üniversite. Üniversitede, buradan üniversiteye de seslenmek istiyorum. Üniversitede vakıf kiralarına rektörlüğümüz 15-20 arası yaptı. %15-20 arası. Bize bu şikayetler yöremiz tarafından geldi. Biz vakıflar genel müdürlüğüne, bölge müdürlüğüne yazdık. Üniversitemiz rektörlüğüne yazdık. Cevapları geldi. Günümüz şartlarında bu kiraların yapılması normaldir. Evet. Şimdi peki günümüz şartlarında bu kiraların yapılması normaldir de. Başka taraftan %5, %10, %12, %8 enflasyonlardan bahsederken, enflasyonu düşürürken kiracıya %15, %20 zam niye yapıyoruz ki? Yani sonuçta vakfın geliri zaten var. O vakıftaki kiracıyı ayakta tutmak lazım. O esnafımızı, o tüccarımızı korumak lazım. O esnaf, tüccar zaten o kirayı ödeyebilmek için çırpınıp duruyor. Ya yüzde bu senede zam yapmayalım. 2020 kötü geçti. 2019, 2020 daha yeni yıl yaralarımızı sarıyoruz. Ve gelen cevap, Ticaret ve Sanayi Odası'ndan gelen cevap, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden ve üniversitemizden bu kira artışları normal oldu. O zaman %20'lik artış varsa, %20 artış varsa bizim gelirlerimizde %20 artış olması lazım. Çalışan personelin... Belediye %5'i yaparken... Belediye ne %5 yapmış? Belediyenin paraya ihtiyacı yok mu? Var elbette, daha çok. Herkesin paraya ihtiyacı var, her kurumun. Ama biraz önce bahsettiğim bir şey var Kemal Bey. Önce kendimize sahip çıkacağız. Önce elimizdeki esnafa sahip çıkacağız. Sonra dışarıdan gelen yatırımcıya sahip çıkacağız. Ben demiyorum ki vakıflar zam yapmasın. Ben demiyorum ki üniversite zam yapmasın. Yapın kardeşim. %5 yapın. Evet. %3 yapın. %7 yapın. Yani sonuçta bir yıl oranın gelirisi de bir şeyi fark etmez. %5'lik dilim çok bir şey unutmaz size ama benim esnafıma, benim tüccarıma çok şey kaydeder. O yüzden kira artışlarından dolayı biz de şikayetçiyiz. Buradan o sizi arayan seyircilerimize ve tüm seyircilerimize seslenmek istiyorum. Buradan biz vakıflar kiracısı olan arkadaşlarımız için de, üniversite için olan da gerekli girişimlerimizi yaptık. Gerekli yazışmalarımızı yaptık ama bizim görevimiz bir yerde bitiyor. Cevap geliyor, kalıyoruz. Şimdi bazen sessiz düşünüyoruz. Ya bu sefer karşıdakiler işte eleştiriyor diyor. Sessiz düşünüyoruz, sahip çıkma doluyoruz. Şimdi biz kusura bakmasınlar, her zaman benim ifade ettiğim bir şey var Kemal Bey. Biz eğer odalar, bütün odalar için bahsediyorum, sadece tecavüzü değil. Seçilme sebebimiz, seçilme şartımız neyse onu yerine getirmek zorundayız. Üyelerimizin hakları. Bizim evet. Kurum amacımız budur. Kimse evet. Kusura bakmasın. Biz üyelerimizin sıkıntısı varsa gerek televizyon karşısında konuşuruz, kamera karşısında konuşuruz, gider yüzde de konuşuruz. Ben buradan vakıfların yaptığı zamı çok buluyorum. Üniversitemizin yaptığı zamı çok buluyorum. Belediyemize de çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, hemen kısa bir soru da, bir mesaj daha var. Seyfebeli projesinin hayata geçirilip geçirmeyeceği konusunda. Seyfebeli projesi bizim göreve geldiğimiz zaman, ki şu an en eskilerden bir tanesi Esnaf Odaları Birliği Başkanımız oldu. Ondan sonra ben ve en son Belediye Başkanımız Hilmi Bey. Görev değişiklikleri yapıldı. Seyfebeli projesinde Kemal Bey, daha öncesinden toplantılar yapılmış. İnsanlara vaatler verilmiş. Burası şu kadar oldu, proje çıktı, yatırım yapıldı, 5 sene taşınırsınız. Ahlak kredisi, biz göreve geldikten sonra ben baktım, şahsım adına konuşuyorum. Hiçbir şey yok ortada. Yani proje rafa kalkmadı, proje devam ediyor. Ama projenin daha yerinde bir kamulaştırma yok. Oranı kamulaştırmasının yapılması için
300-400 milyon TL para lazım. Evet. Öncelikle bu 300-400 milyon biraz gerçekçi olacağız. Vaatlerle maatlerle bir işimiz yok. Doğrusu evet. Neyse onu konuşacağız. 300-400 milyon TL para devlet kaynaklarından bize aktarıldığında buranın kamulaştırılması bittikten sonra seferberli projesi hayata geçer. Buranın kamulaştırılması 2020'de mümkün mü? Değil bence. İnşallah ne belediye başkanımız, ne Esnaf Odaları Birliği başkanımız, ne de Ticaret ve Sanayi Odası olarak. Biz bu işten vazgeçmiş değiliz, ne de bu proje rafa kaldırılsın. Öyle bir fikrimiz yok. Bu projenin sonuna kadar yapılması için mücadele vereceğiz. Ama üye olan arkadaşlarımız, daha öncesinden onlara anlatılan, vaat verilen, ya bizden önceki görev yapan arkadaşlarımız bunu anlattıklarında niye göre anlatmışlar ben bilmiyorum. Ben şu an bakıyorum, Hilmi Bey'e de, Esnaf Odaları Birliği Başkanı'na da, diyorum ki bu Esnaf Odaları Birliği Başkanı'na, bunu daha önce bunlar konuşulduğunda bu kamulaştırma falan ne durumdaydı? Bize anlatın, hani biz yeni biliyoruz. Hilmi Bey de şimdi Allah için en son göreve katılan kişi, proje yatmış değil, projeden vazgeçilmiş değil. Ama Seyfebeli projesi bence kısa vadede olan bir proje değil, bence uzun vadede olan bir proje. Evet. Sayın Başkanım, özellikle Ticaret Odası yatırım, elbette ki çalışmalarınız çok büyük safhada, yoğun bir mesai sarf ediyorsunuz ama bugün özellikle bu saatten itibaren Laf Laf Açıyor programının kalan dakikalarını Sivasspor'la ilgili geçirmek istiyorum. Yıl 2007 Sivasspor Süper Lig'e çıktı ve o dönemki Ticaret Odası Başkanı ve Yönetim Kurulu, Allah razı olsun, kendilerine teşekkür ediyoruz. Dediler ki, taşın altına elini koydular, dediler ki bu takım bizim takımımız. Bu takımın en iyisine layık, en güzeline layık. Çünkü bu şehir takımı Sivas'ı temsil ediyor, bizleri temsil ediyor. Bir ayna olarak düşündüğümüz zaman bu aynadaki bizim görüntümüzdür. Aynen. Bu görüntüyle birlikte dediler ki biz Sivas Ticaret ve Sanayi Odası olarak bir kampanya yaptık ve Sivas sporumuzu en güzel, en modern bir otobüse kavuşturacağız dediler. Bir kampanya ve bu kampanyayla birlikte de şu anda Sivas Spor'un kullanmış olduğu otobüs o günden bugüne kadar devam ediyor ve Sivas Spor'u deplasmanlara taşıyor. Uçağın gitmediği yerlere o otobüslerle gidiliyor. Ve yıl 2020. Sizler dediniz ki artık Sivasspor'un kullanmış olduğu otobüs Sivasspor'a yakışmıyor. Sivasspor gerçekten de son teknolojiye layık ve göğsümüzü kabartan Sivas'ın marka değeri olan bir takım. Adeta bir bacasız fabrika ve Sivas'ın tanıtımında çok büyük rol oynayan bir görüntü içerisinde. Ve şu anda da Süper Lig'in lideri, gönüllerin şampiyonu olan bir takım. Dediniz ki biz de taş altına elimizi koyalım, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası olarak bir otobüs kampanyası başlatalım dediniz. Dün de start verdiniz. Evet. Buyurun efendim. Tabii 2007 yılında daha önceki Ticaret Odası yönetiminin böyle bir girişimleri oldu ve şu anki mevcut otobüs o gün şartlarda alındı. Tabii emeğe geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum evvela. 2020 yılına kadar 13 yıl bu otobüs tabii takımın bütün yükünü çekti. Dediğiniz gibi deplasmanlara gitti geldi. En önemsediğim şeyi söyleyeyim. Bir kere o otobüsün üzerinde Sivas Spor yazıyor. O yazı gittiği bütün illerde, yolda, her yerde Sivas'ı akla getiriyor. Sivas Spor'un başarısını akla getiriyor. İlimizin güzelliklerini akla getiriyor. Bir kere tüm taraftarlarımızın, tüm bu kampanyaya destek verecek iş adamlarımızın, hemşehrilerimizin evvela buna dikkat etmesini istiyorum. Olayın püf noktalarından bir tanesi bu. Evet. İkinci en önemli unsur, Ticaret ve Sanayi Sivas Spor'un şu anki gelmiş olduğu başarı gerçekten bırakın Türkiye'yi dünyada konuşuluyor. Dün açıklamamda söyledim. Hakem oyunlarına rağmen, ayak oyunlarına rağmen yine Sivas Spor'umuz Allah'ın izniyle, hakkıyla gollarını birbirde beraber olsa bir puanını alıp geliyor veya da kaybedebiliyor. Bugün lideriz. Trabzonspor maçı var. Belki inşallah yeneceğiz. İnşallah yeneceğiz. Yenilebiliriz de, beraber de kalabiliriz. İkinci sıraya düşebiliriz, üçüncü sıraya düşebiliriz. Tekrar geri birinci çıkabiliriz. Şampiyon olabiliriz, olamayabiliriz. Tabii ki olmayı istiyoruz. Olmak için çalışıyoruz. Ama bu Sivas Spor, Sivas ayakta kaldığı müddetçe, Türkiye Cumhuriyeti'nde Sivas haritada olduğu müddetçe Sivas Spor da ayakta olacaktır. Bu anlamda 2007 yılında yapılan kampanyada ben de o zaman Ticaret ve Sanayi Odası'nın meclis üyesi değildim ama üye, yani odaya aidiyet yatıran bir üyeydim. O günkü başkan ben aradığımda o gün şartlarda 3 tane hiç unutmam bilet almıştım. Yani 1000 liraydı tanesi. 3000 lira da ben destek olmuştum şahsım adına. Şimdi o günkü otobüs alındığında tabii o ekonomi de bu kadar zor bir dönemde değildi. Yani şu anki geçiş dönemindeki bir sıkıntılı dönemden geçmiyorduk. Daha rahat bir ortamdı. Ama ona rağmen odamızın, üyelerimizin ve desteklerden sonra otobüsün yarı ücreti toplanamadı.
Toplanamayınca yine odamız, dernek, odamızın derneği kredi kullandı. Ve krediyle kalan kısım yine odamızın aidiyatlarıyla, gelirleriyle, evet, dernek gelirleriyle daha doğrusu ödendi. Biz tabii 2020 daha zor bir dönem ve kışın tam ortasında ekonominin en zor geçiş döneminde böyle bir kampanya açıkladık. Şimdi gerçekten bizim yani biraz cesaret işi. Çok, ama evet, bu biz... cesareti kimden alıyoruz biz? Evvela Sivas hemşehrilerimizden alıyoruz. İş adamlarımızdan alıyoruz. STK başkanlarımızdan alıyoruz. Başta valimizden, belediye başkanımızdan alıyoruz. Sivas Spor Kulübü başkanı ve yöneticilerinden alıyoruz. Sivas Spor'a gönül vermiş, kimliğinde Sivas yazan tüm hemşehrilerimizden alıyoruz. Bu kampanya Mustafa Eken'in kampanyası değil. Bu kampanya Ticaret Odası'nın da, evet, kampanyası ama şahsına öncülük yaptığı ettiği bir kampanya. Öncülük ettiği ve insanlardan para istediği, yardım istediği bir ortam. İnanın 3 gündür 4 gündür telefonlarla hemşehrilerimizi, dostlarımızı arıyorum, iş adamlarımızı arıyorum. Para istemek çok zor bir şey. Ama ben bu parayı isterken bir telefon görüşmemde bir parayı, bilet satayım derken öncelikle tabii bir halatır soruyoruz. İşleri soruyoruz. Bir muhabbet ediyoruz ve arkasından bu konuya giriyoruz. Bir 5 dakikamız, 10 dakikamız gidiyor. Düşünün günde sabahtan akşama kadar ne kadar yapabilirsiniz? Telefon trafiği ayrılıyor. Belki bir hafta daha benim telefon trafiğim tutmayacak. Ama hiç önemli değil. Ben burada yorgunluğumu da unutuyorum. Neden? Hayırlı bir iş yapmak yaptığından dolayı çok gururlu ve çok mutluyum. Ben bunun öncülüğünü yapıyorsam... Evet, şu anda kampanyayla ilgili arkadaşlarımız yaptın. Evet. Ben öncülüğünü bunun yapmayı Cenab-ı Allah bana nasip ettiyse, benim arkadaşlarım, meclis üyelerim, yönetim kurucularım ve deminki anlattığım gibi valimiz, belediye başkanımız, STK başkanlarımız, bütün iş adamlarımız hepsi bir çatı altında toplanıyoruz. Çatı Ticaret ve Sanayi Odası. Önder Ticaret ve Sanayi Odası, Sivas Spor yöneticileri, Sivas Spor Başkanı, onlar da aynı şekilde destek veriyorlar. Evet. Bu birlik ve beraberlikle bahsettiğiniz gibi şu an ekranda görünen televizyon kampanyamız, otobüs kampanyamız 2 milyon civarında. Meblağ 2 milyon 200 herhalde değil mi? 2 milyon küsür. 2 evet. milyon diyelim. Bir paraya mal oluyor. Evet. Şu an teşekkür ediyorum. Altyazıda hesap numaralarını demin gördüm. Bu da. Evet, şu anda evet. Bu hesap numaralarımız bugün itibariyle bütün sosyal medya hesaplarımızda paylaşılıyor. Burada biz evet bilet davetiye bastırdık. Davetiyenin bedeli 1,5 TL, 1500 TL ama davetiye dışında yüklü yatırım yapan, yardım yapan iş adam arkadaşlarımız var. Sayın Başkanım, özellikle ilk başladığı zaman bu konuya destek verenler oldu herhalde. Tabii aslında bu konuya ilk destek veren gerçekten Sivas Valimizdir. Evet. Bu İstanbul'daki Beşiktaş maçında, locada otururken Mecnun Başkanımızın benden daha önce iki kere daha bu otobüsü yenileme ile ilgili teklifi olmuştu. Hı hı. Ben de kendisine, başkanım ileriki bir zamanlarda değerlendirelim. Şu an esnafımız, tüccarımız sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Ama sıkıntıyı giderelim. Bir otobüs değil, iki otobüs daha olsun Sivas Spor'a. Beşiktaş maçındayken Mecnun Başkanımız yine maçta dedi ki ya başkanım şu otobüsü ne zaman yenileceğiz? Artık zamanı gelmedi mi dediğinde Sayın Valimiz dedi ki vallahi başkanım böyle bir kampanya başlatırsanız ilk desteği de ben veririm. 50 bin TL destek vereceğiz dedi. Sonra dedi ki hatta 5000 TL'de ben kendi maaşımdan, kendi şahsımdan vereceğim dedi. Ben Sayın Valim dedim ki Sayın Valim teşekkür ederim yani tabii bunlar güzel şeyler. Belediye Başkanımız dedi ki ben de aynı şekilde 50+5 teşekkür ettik kendisine. Orada sağ olsunlar yine Sivas hemşehrilerimiz Erdoğan Bozatlı abimiz oradaydı. Yine Yasin Tekstil sahibi Gökhan kardeşim oradaydı. Onlarla da orada otururken Erdar Sarılar, başkan vekili, meclis başkan, Sivaspor başkan vekilimiz oradaydı. Tabi onlar da bana da bir cesaret verme açısından dediler başkanım böyle bir şeyde bir de senin yanındayız. 50 bin lira o. Ya dedik ticaret olarak zaten biz de varız, şahsımız da varız. Baktık ki 300 bin civarında bir para. Sonra valimiz dedi ki başkan Sivaspor bizim canımız. Sen buna odur olarak önderdiğini zaten yaparsın. Biz de her türlü senin yanındayız. Bu kampanya sadece senin değil, hepimizin kampanyası. Aynen öyle. Dedim ki Mecnun Başkanımıza, tamam başkanım o zaman Beşiktaş maçı daha başlamamıştı. Yenilsek de kampanyayı başlatıyoruz. Ve Allah'a çok şükür o gün biliyorsun 10 kişi kalmamaya evet. rağmen maçı aldık. İstanbul'daydık hep beraber. İş adamları ziyaretinin bittiği gündü. Bittiği işte evet. Dördüncü gündü. Tabii Sivas'a Perşembe günü gitmiştiniz zaten. Perşembe gittik, pazar günü maç vardı. Evet, evet. Maç günü akşamı bunun kararını aldık. Tabii döndük. Ben salı çarşamba açıklamayı yapmayı düşünüyorum. O hafta biliyorsunuz sıkıntılı bir haftaydı ve deprem haftası evet. oldu. Depremi yaşayınca üzüldük. Tabii o an tabii her şey duruyor. Hayat duruyor. Sivas Spor'da o an tabii canım. Duruyor. Her şey duruyor.
O manzaradan sonra her şey duruyor. Ama çok şükür devletimiz hızlı bir şekilde, yine iller, odalarımız Türkiye genelinde, valiliklerimiz, afet bölgelerine ekipleri oraya aktı. İçişleri Bakanımıza ben gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ben yakından takip ettim. Çevre Şehircilik Bakanı yine öyle ama İçişleri Bakanı olayın olduğu günden bugüne kadar oradan ayrılmadı. Evet, hiç ayrılmadı. Oradan evet. Ayrılmadı. Bu gerçekten bizim iki ülkemizin gücünü, devletimizin gücünü gösteriyordur. Ben buradan İçişleri Bakanımıza ayrıca çok teşekkür ediyorum. Evet. Diğer bakanlarına teşekkür ediyorum. Devletimize, Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Bu tür afet bölge ve halkımıza, en büyük desteğe halkımıza teşekkür ediyorum. Neden? Çünkü hemen seferberlik başladı. Hemen sefer. Ben Sivas Ticaret Odası olarak cumartesi günü mesaj çektim üyelerime. Pazar günü bir tır dolusu malzeme odamızın kapısına indirildi. Ve pazartesi günü bunu yolcu ettik. Biz de Elazığ'a Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin topladığı ticaret borsasının yine aynı şekilde ticaret borsasıyla beraber ortak bir yardım tırı yaptık. Ve tırımızı Elazığ'a yolcu ettik. Bu birlik ve beraberliği görünce, o olayları görünce bu da onun bir örneği aslında. Bir tanesi evet afetle ilgili, afetlerle ilgili bir birlik beraberlik. Bir tanesi de şehrin bütünlüğü. Bütünlüğü, markası. Evet, evet. Markası. Bir başka markamız yok Kemal Bey. En büyük markamız Sivas Spor. Markaya sahip çıkmak sözde olmaz. Markaya sahip çıkmak Sivas Sporluyum demekle olmaz. Markaya sahip çıkmak maça gitmekle de olmaz. Markaya sahip çıkmak her türlü sahip çıkmaktır. O taraftarlarımıza ben çok teşekkür ediyorum. O deplasmana giden o taraftarlarımıza, evet biz de her maçtaki otobüs desteği veriyoruz. Söz vermiştik. Sivas Spor bu şampiyonluk yolundayken ne kadar deplasman varsa iki otobüs ticaret odasından diye. Trabzon maçındaki otobüs verdik. Her maçta veriyoruz iki otobüsü. İstanbul'a bile verirdik. İstanbul'daki Beşiktaş maçına bile otobüs gönderdik iki tane. Yani ticaret odası elini çekmiyor, onu demek istiyorum. Yok yok, şunu söylemek istiyorum ki elbette ki sizin desteğinizle kar, yağmur, çamur demeden o taraftarlar... Ya onlara ne kadar teşekkür etsem. Evet. Ben buradan bütün taraftar gruplarına teşekkür ediyorum. Neden? O çocuklar, o gençler, o arkadaşlarımız evlerini, ailelerini, sokaklarını bırakarak karda, kışta, buzda dediğiniz gibi kazası belası var. Oraya gidiyorlar. Biliyorsunuz takım bütün taraftarlar çıktıktan sonra misafir takım en sona bırakılıyor. İşte polisler işte var. Saatlerce bir gün, iki günleri gidiyor. O yüzden o arkadaşlarımıza otobüs vermek gerçekten gönül ister ki daha fazla verelim ama ben kendilerine de söyledim. Sivas'taki bütün STK'ların, bütün kurumların, bütün derneklerin bir araya gelip özellikle şu dönemde taraftarlarımızı, daha çok gitmek isteyen taraftarlarımıza destek vermeleri gerekiyor. Başkanım, STK demişken hemen yine kampanyaya dönelim. Siz bu kampanyayı başlattınız, dün start verdiniz ve biraz önce de söylediniz. Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız, siz, işte Başkan Vekilimiz Erdal Sarılar, Erdoğan Bozatlı ve iş adamımız Yasin Tekstil. Tabii. Bunlar dediler ki hemen kardeş biz taşın altına elimizi koyalım. Sivas bizim, Sivas Spor bizim. Bu başarıda ortak olalım ve destek verelim dediler. Sivas'taki STK'lardan baktığınız zaman gereken desteği görüyor musunuz? Şöyle, tabii bunu bugün demem burada belki erken. Çünkü ben taraftar şeylerimizi, STK başkanlarımızı dün basın toplantısını yaptım ama 3 gün önce hepsini aradım. STK başkanlarımızın. Hemen hemen Sivas'taki bütün STK başkanlarını aradım. Ve kendilerine böyle bir kampanya yaptığımızı, bu kampanya 2007 yılında da aynı şekilde bütün STK'ların da destek olduğunu, hatta o dönem diğer oda başkanlarının da destek istemiş, evet, orada kalmış o günkü yönetim. Çünkü toparlayamayınca diğer illerden de aynen destek istenmiş. Biz dedim başka illere bizi bırakmayın, başka illerden para istetmeyin. Sivas kendi Sivas'ına sahip çıkar, Sivas hemşerilerim Sivas'a sahip çıkar, Sivas buna sahip çıkar. STK başkanlarımıza dedim ki başkanlarım 5'er, 10'ar, 20'şer, 30'ar tane üyelerinize ortak payla. Gelin bu kampanya bir daha ele gelmez. Bir daha otobüs alacak olsak alamayız. Sivas Spor'un çok şükür. Mesela o da çok önemli. Bunu hemen arada söylemem lazım. Geçen dün bir tanesi arkadaşımızın bir tanesi dedi ki ya başkanım Sivas Spor'un parası mı yok? O parayla alakalı değil ki bu. Sivas Spor'un parası varken neden böyle bir para toplanıyor? Evet. Hemen şöyle bir ifade kullandım. Dedim ki sevgili kardeşim. Ben dedim o da başkanıyım. Sen bana döndün bir tane takım elbise aldın. Ve bana hediye getirdin. Benim takım elbise alacak gücüm yok mu? Benim takım elbisem yok mu? Peki senin getirdiğin o takım elbise benim hoşuma gider mi? Gider. Gelirken de daha böyle bu bana hediye geldi der miyim? Derim. Siz de onur olur musunuz? Onur olursunuz. Öyle düşünün dedim. Sivas bizim dünyaya adımızı duyuruyor. Sivas Spor şu an bizim Türkiye'de bizi gururlandırıyor. Ve hakkı yendiği halde, hakları yendiği halde, bu kadar hileye rağmen, bu kadar oyuna rağmen, bu yapılırken bizim bu takımımıza bir hediye vermemiz gerekiyor. Aynen öyle. Bu hediyeyi sadece Mustafa Ken verirse küçük meblağ bir hediye yapar, futbolculara götürür bir hediye yapar, biter. Kalıcı olmaz. Takım bunları yola götürüp getiriyor otobüs. Bunları deplasmanda adımızı, şanımızı gösteriyor. 2007 yılında alınmış, 13 yıl bilinmiş. 2020'deki değeri 2 milyon. Biz Sivas Sanayisi, iş adamı, dostu, STK'sı, halk hemşerisi 2 milyon lira bir araya getiremeyiz miyiz?
2 milyona 1000 kişiye, 10 bin kişiye böldüğünüzde kişi başına düşecek. Evet. Biz burada ne yaptık? Her arkadaşımızın buna destek vermeyeceğini biliyorum ama kimseye zorlamadık. Belli çerçeve içerisinde ben belirlediğim isimleri bizzat kendim arayarak, hiçbir arkadaşımın araması yok, kendimden başka arama yapan yok, bizzat kendim arayarak 1 bilet, 2 bilet, 5 bilet, 10 bilet, 50 bilet, Allah hepsinden razı olsun, kim ne kadar bir lira destek veriyorsa Allah birilerini bilesin. Evet. Bu hesap numaralarını da bugün itibariyle açıklamamızın sebebi şu Kemal Bey. Bugün sosyal medyada ve yarın basında da çıkacak bu. Olur ki bilet 1500 TL ama taraftarlarımız da şu anki izleyen seyircilerimiz der ki ya ben de bu kampanya destek olmak istiyorum. Şimdi öyle bir mesaj geldi, onu okuyacaktım. Biz de olmak istiyoruz. Evet. Hiç bir miktarın bizim için farkı yok. 5000 yapanla 50 lira yapanın aslında hiç farkı yok. Başka neden? Gönülden yaptığı için hemen farkı yok. Hemen iki tane mesaj okuyacağım. İkisi de aynı şeyde. Diyor ki bir saniye. Biz şu andaki hesap numaralarıyla ilgili, ekranda görülen hesap numarayla ilgili yarın itibarıyla gereken desteği vereceğiz. Yalan. Ama ismimizin televizyonda şu anda söylenmesi önemli değil. Bir, önemli olan Sivas Spor'un ve Sivas'ın başarısıdır. Biz taşın altına elini koyuyoruz, gurbetteyiz ama oradaki insanların da Sivas'ın yanında yer alması lazım. Bir kez daha Ticaret Odası Başkanı'nı kutluyoruz. Önderlik etmek çok önemlidir ama önderin de yalnız bırakılmaması Allah lazım. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz seyircimize. Şimdi bu konuda gurbetçilerimiz çok duyarlı. İnşallah 24'ünde onu da açıklayalım. Evet. Böyle. İnşallah 24'ünde buradan bütün gurbetçilerimize ve şehir dışından bizi izleyen seyircilerimize. Biliyorsunuz Sivas'ta 2-3 tane kanal var. Yerel kanal hizmet veren. Bu kanallarımızda zaten seyircilerimiz biliyor. Ve buradan 3 kanalımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten sahiplerine, yöneticilerine, genel yayın yönetmenlerine teşekkür ediyorum. Onlar da dün yapmış olduğumuz basın toplantısında dediler ki, dediniz ki biz de taşın altına elimizi koymamız gerekiyor. Basın olarak biz de bu kampanyada varız dediniz. Ben ondan dolayı 3 kanala da teşekkür ediyorum. İnşallah 24'ünde de bu kanallarımızın ortak bir yayınıyla 24'ü Şubat Pazartesi akşamı yine ticaret odamızda muhtemelen bir stüdyo haline dönüştürerek orada gerek Sivasspor'lu futbolcularımızı da yanımıza alarak sizlerle hem sohbet ederek yine programımızda konuk olarak valimiz, belediye başkanımız, iş adamlarımız, kimler konuk olarak katılmak isterlerse telefonlarla canlı yayında katılarak mesaj yoluyla o akşam 24'ünde akşam saat 9'da 12 arası 1'e kadar yardım kampanyamızı canlı yayında yapacağız. Ben buradan tüm seyircilerimize buradan bunu belirtmek istiyorum. Bir tane daha mesaj hattımızı, bunu biraz geç kalmışız. Çünkü ilk defa böyle bir kampanya yapıyoruz. Kolay zannediyorduk ama kolay prosedür öyle kolay değilmiş. Yarın itibariyle girişimleri daha da hızlandıracağız. Bir mesaj hattı, 3 şebekeyle ilgili, operatörlerle ilgili. Evet. Bunu da başarırsak eğer bir hafta içerisinde her mesajın 10 TL karşılığında. O zaman burada bizi izleyen seyircilerimiz ve 24'ünde oturduğu yerde evinden çocuğuna, kendine, eşine, ailesine birer mesaj atma şansı doğacak. Ama yetişmez düşüncesiyle de biz bugün itibariyle hesap numaralarımızı paylaşıyoruz. Ve bir konu daha dile getirmek istiyorum. Bu hesap numaraları valiliğimizin himayelerinde dernekler masasının kontrolünde gerekli resmi izinler alınarak şunu açan hesaplar. Şunu da söyleyelim bizi izleyenlere, sevgili izleyenlerimiz, özellikle şu anda ekranda gördüğünüz IBAN numaraların dışında Sivas Spor'un evet, bir başka yerde otobüs kampanyası yoktur. Sakın ha sakın Ticaret Odası'nın belirlemiş olduğu ve Ziraat Bankası, Vakıf Bank, Halk Bank IBAN numaraları dışındaki hiçbir IBAN'a, hiçbir bankaya veya hiçbir kuruluşa nakit ödemeler bulunmayın. Çünkü bu Sivas Spor'a gelmeyecektir. Evet. Bunu böyle bilinsin. Kesinlikle. Biz zaten elden para talep etmiyoruz. Elden para almıyoruz. Elden para verenler de varsa mahpus karşılığı da yine dernekler masamızın izin verdiği mahpus karşılığında o kişinin o para alınıp bankaya yine aynı şekilde yattırılıyor. Biz biraz önce dediğim gibi para istemiyoruz. Benim telefonla ulaştığım, bilet verdiğim kişiler zaten sağ olsunlar direkt hesap numaralarına aktarıyorlar. Toplu yardım yapan o 50'şer bin lira yardım yapanlar yine bu hesap numaralarına yatırıyorlar. Şu açıdan söyledim başkanım. Yani bazı uyanıklar, uyanık geçinen insanlar bu tür olaylar yapmaya devam ediyorlar. Geçmişte yaşanmıştı. Ama burada bir şey var, emek var. Bu emeğin karşısında verilecek olan bir mücadele var. Tabii yani ya bugün zaten hesap numaralarını niye dün dediler ki, dün hesap basın toplantısında niye paylaşmadınız? Biz hani kendimiz gibi düşündüğümüz için ya sıkıntı olmaz. Fakat bugün aldığımız uyarılarla dedik ki biz hesap numaralarını bugün itibariyle paylaşalım. Anca, evet. Çünkü bazen bilet satıyorum, bilet veriyorum sana dediğim bir iş adamı diyor ki, başkanım bilete gerek yok.
Sen bana hesap numarası gönder. Ben hesap numarasını atayım. İBAN olduğu da çok önemli olmuş başkanım. Tabii. Çünkü direkt olarak yani hesap numarasıyla değil. Ya bu hesap Kemal Bey Ticaret ve Sanayi Odası'na açılmış 3 hesap. Sadece bu izinle, valilikten alınan izinle Sivaspor için açılan hesap. Aynen. Yani odamızın hesaplarıyla alakası yok bunun. Yani. Bu kapanacak. Para toplantıdan sonra, otobüs alattan sonra bu hesaplar tekrar kapanacak. Tekrar söyleyelim. Bu 3 bankanın hesabı kampanyanın bitimine kadardır. Bu hesap numaralarından başka hesaplara kesinlikle para yatırılmasın veya kuruluşlara para verilmesin. Çünkü Sivaspor otobüs kampanyası bu kampanya hesaplar üzerinden yapılıyor. Bir de oraya yatıran arkadaşlarımız isimlerini paylaşmasını istemiyorlar olabilirler. Onu not olarak tabii alırlar. Ama bizim odamızın bilmesi açısından ve yatıran kişinin detayı bilmemiz açısından çünkü biz onlara en azından bir teşekkür belgesi... Şu açıdan yani telefonda, televizyonda söylenmezsin düşüncesiyle. Tamam. Onu oraya yapayım. Yazmalarını rica ediyorum. Çünkü biz onlara teşekkür belgesi göndereceğiz. Teşekkür edeceğiz. İnşallah kampanya devam anlatırken yarım kaldı. Bu kampanya 6 Mart Cuma akşamı son bulacak. 6 Mart Cuma akşamı niye son bulacak? 6 Mart Cuma akşamı üniversitemiz sosyal tesislerinde o yapmış olduğumuz o davetiyelerde birer kişilik davetiye zaten 1500 TL karşılığında satılan o heyetin, o hazır olun oraya bir araya gelip Sivasspor'lu futbolcularımız, yönetim kurulerimiz, valimiz, belediye başkanımız, milletvekillerimiz, Sivas iş adamlarımız, STK başkanlarımız, bütün Sivasspor'u seven bütün hemşehrilerimiz orada bir araya gelerek bilet davetiye sınırlaması içerisinde o akşam güzel bir geceyle otobüsü teslim edeceğiz. Otobüsün miktarını teslim edeceğiz ve kampanyayı sonuçlandıracağız. Sayın Başkanım özellikle okumak istiyorum. Sivasspor'umuz için yapılan otobüs kampanyasına Epsilal Alüminyum Yurdal Epsilal olarak elimizden gelen desteği ve elimize sevdamız, gururumuz olan Sivasspor'a destek olacağız. Teşekkür Başkanımızın ederim. Yanındayız. Sivas'ımızın her şeyin en güzeline layık. Yurdal Bey'e teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Onlar zaten şimdi şu açıdan her konularda destek oluyor. Özellikle ben bugün bunları programı yaparken bu IBAN'ların da olmasıyla birlikte biz burada yardım yapanların isimlerini zikretmek yerine biz şunu istiyoruz. Sizin de biraz önce söylediğiniz gibi sadece Ticaret ve Sanayi Odası'nın teşekkür belgesi değil. Gönlümüzde yatan şu bu kampanyanın bitiminde destek olan herkesin isimlerini zikretmek de bize düşer. Tabii ki. Tabii. Biz onu da yapacağız. Ama şu saat itibariyle insanlar biz yarın hesabımıza para yatıralım ama şu anda bizi söylemeyin diyorlar. Saygı duyuyoruz. Allah razı olsun. Dün de odamıza iki tane, dün basın toplantısından sonra iki mesaj geldi. Hatta size de gelmişti oradayken hatırlıyorum. 1000 euro evet. Bir tane hemşehrimiz. Evet. Bir de 1000 lira da bir öğrencimizdi. Evet, bir öğrenci. Sonra odamızın sayfasına geldik. Ben çok duygulandım. Onun için anlatmak istiyorum. İşte üniversite öğrencisi var. 4 tane. Hangi şehir? Kocaeli'nde olması lazım. İşte diyorlar ki basın toplantısını sosyal medyada görmüşler. 4 tane öğrencimiz olarak biz işte 250'şer liralık harçlıklarımızı biriktirip harcamayıp 1000 lirayı Sivasspor'a yatıracağız. Demek ki değerli arkadaşlar, değerli seyircilerimiz bu miktar çok önemli değil. Mühim olan taşın altına elimizi koymak. Şu anki ekranda gördüğümüz otobüs artık eski bir otobüs. 2007 model, 2006 model, 2005 model bir otobüs. Yani yolda yarın arızalansa bile takım Sivasspor'un adı otobüsü yolda kalmış bir otobüs olmasını ister miyiz? İstemeyiz. Siz bu konuyu açtığınız için ismini söylemeyeceğim ama gerçekten de beni duygulandıran bir mesaj. Diyor ki ben öğrenciyim, babamdan haftalık 25 lira harçlık alıyorum. Ben bu hafta harçlığımı Sivasspor'a vermek istiyorum. Allah razı olsun. Çünkü Sivasspor bizim geleceğimiz. Şu anda öğrenciyim ama her hafta onların maçlarıyla birlikte seviniyoruz ve üzülüyoruz. Abilerimin, ablalarımın, büyüklerimin benim harçlığım göz önüne alarak gereken desteği vereceklerine yürekten inanıyorum. Bir öğrenci. Gözlerinden öpüyoruz öğrencimizin. Allah razı olsun. Allah ailesine bağışlasın. Tabii işte bu. Bizim istediğimiz bu Kemal Bey. Milyarlar, 50 milyarlar. Ben inanıyorum tabii Sayın Başkanım. Birlik ve beraberlik denince Türk milletinin hasreti budur. Yani mesela Allah göstermesin, Allah böyle acılar daha göstermesin. Bir Elazığ, bir Malatya depremi. Ve kampanyalar başlatıldı. Bir anda bir televizyon kanalını başlatmış olduğu kampanyayla 100 trilyon para toplandı. Şimdi Türk için hani çok önemli şeylerimiz vardı. Bayrağımız kutsaldır, vatanımız kutsaldır, ezanımız kutsaldır. Öyle enteresanmış ki Türk milletine yönelik her şeyde biz seferberlik ilan ederiz. Hani Türk milleti savaşa bile, ölmeye bile gülerek gider biliyorsunuz. Şehadet şerbetini içmek için, şehit mi için. Bu nedenle de Sivas için de Sivaslı'nın da taşın altına elle koyacağını yürekten inanıyorum. Ben inanıyorum. Bakın özellikle de mesajlarda
açıklama mesajlar başlasınlar GSM operatörlerinden. Her mesaj 10 lira. Evet. Ben herkesin 10 lira vererek bu kampanyaya çok büyük destek vereceklerine yürekten inanıyorum. Kesinlikle. Ama şu bir gerçek ki gerçekten de biraz önce bahsettiniz. Sivasspor'un bu parası yok mu ki biz para topluyoruz? Bizim unuttuğumuz bir şey var Sayın Başkanım. Yıllardan beri bunu tartıyoruz. UEFA nezdinde UEFA her dönemde kulüplere şey gönderir, yazı gönderir. Borcunuzu bize bildirin diye. Ben size bir o anekdot anlatayım. Başkan vekilimiz Erdal Sarılar'ın bizzat söylediğini söyleyeceğim size. UEFA Sivasspor'a yazı yazıyor. Borcunuzu gönderin diye. Sivasspor UEFA'ya diyor ki bu borcumuz yoktur. Hiçbir yere borcumuz yoktur. Alacak, verecek yoktur. UEFA 15 gün sonra tekrar bir yazı gönderiyor. Diyor ki siz bizi yanlış anladınız. Biz sizin kulüp borçlarınızı soruyoruz. Futbolcu olan borçlarınızı, vatandaşı olan borçlarınızı, iş yerinde olan borçlarınızı. Tekrar cevap geliyor. Gönderiyor. Diyor ki bizim borcumuz yoktur. Biz böyle yönetiliyoruz. Öyle bir yönetim şekli var ki şu anda bütün kulüpler, dört büyük kulüp diye nitelendiğiniz kulüpler borç batağında evet. Transfer dahi yapamazken ve her gün bir kampanya düzenlerken Allah'a çok şükür, başkan ve yönetim kurulunun yaptığı başarılı hizmetle hele hele ki o paranın başında Erdal Sarılar gibi bir isim var. Şu anda kimseye muhtaç değiliz. Çok şükür. Ama dediğiniz gibi o başarıya da biz bir destek olmak zorundayız. Hediye vermemiz lazım. Teşekkür etmemiz evet. lazım. Bu bir teşekkürdür. Evet. Ben bu vesileyle tabii yardım yapacak, yapan, benim telefonla beni arayan, bak bir de tabii o da var. Şimdi ben arıyorum ama bir taraftan telefonum çalıyor. Şimdi burada da şu an mesajlar geliyor. Şu an yazıyorlar. Ben de okumak isterim ama tabii konuşuyorum. Yok ben sadece o öğrenciyi kullandığım için şey yaptım. Şu an geliyor. İşte şu an bile daha şimdiden beni başka niye aramadın diyenler var. Ben ya arayacağım. Diyorum ki bekleyin. Yarın, evet. Bugün, yarın, cumartesi, pazartesi arayacağım. Aramalarımızın sonucunda bizim o davetiyelerimizi ulaştırdıktan sonra tabii toplu yardım yapan, hesap numarasına yardım yapan, mesaj hatları inşallah yetişir bir hafta içerisinde. Hani yetişmez düşüncesiyle de çünkü hani biraz prosedür uzun sürüyormuş. En azından bu hesap numaralarına o kişilerimiz yani 50 TL de olsa, 100 TL de olsa dekontunu orada biz görüyoruz zaten kimlerin yatırdığını. Bu ana fikri bankalardan çıktığında altını topladığımızda kimlerin yatırdığı zaten ortaya çıkacak ve biz de sattığımız insanların zaten bilet sattığımız insanların, bilet davetiye gönderdiğim insanların da takiplerini biz yapacağız. Ben Sivaslı hemşehrilerime gerçekten başta tabii valimize bu kampanyada bana destek olduğu için belediye başkanımıza, Mecnun Başkan'a, Erdal Sarılar Başkanımıza, Erdoğan Bey'e, Yasin Tekstil'e ve Sivasspor'un yöneticilerine, benim Ticaret ve Sanayi Odamızın yönetim kurulu üyelerine, meclis üyelerime, işare kurulu üyelerime hepsine teşekkür ediyorum. İşte Yurdal Bey de bizim komite başkanımız. Bir şey söyleyeceğim. Başkanlar Kurulu'nda yazdığınız yazıda Şehit ve Gaziler Derneği'nden ya, de evet, beni o çok duygulandırdı. Şimdi onu siz açtınız madem ben söyledim evet. Kemal Bey. Ben Başkanlar Kurulu'nda siz de görev alıyorsunuz. 38-40 tane Başkanlar Kurulu'na başkanlığı da ben nazihane yapıyorum. Arkadaşlarımızın, abilerimizin, dostlarımızın başkanlığında önderlik ediyoruz. Ben bütün Başkanlar Kurulu'ndaki STK başkanlarımızı aradım. Tabii hepsinden destek istedim. Kendilerini birer bir özel aradım. Dedim ki miktar önemli değil. Yönetim kurulunuzda toplantı yapın. Cebinizden verin. Odanızın bütçesinden verin. Ama buraya destek olun. Evet. Destek olun. Ben tabii buradan belki söylenmem şey ama Şehit Aileleri Derneği Başkanımıza, Mustafa Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Çok duygulandım evet. Orada. Ben Mustafa Başkan'ı aramadım. Neden aramadım? Mustafa Başkanımız zaten çok büyük emeklerle şehit ve gazilerimiz zaten farklı, evet. Konu da çok farklı ve şehit ve gazilerimiz zaten bizler onlara destek olmamız lazım. Elimizden geldiği kadar zaten oluyoruz da. Olacağız da. O yüzden aramamın sebebi başkanımız sıkıntıya girmesin. Yani bizim ya başkan ticaret odası böyle bir şey yapıyor. Biz niye taşın altına elimizi koymuyoruz? Biz de koymak istiyoruz ama zorlanırız düşüncesine girmesinler diye. Kendisi bana ulaştı. Dedi ki başkanım bizim imkanlarımız belli. Siz bizim azımızı aza sayın, çoğa sayın. Biz de şu kadar bir evet, çok destek oluyoruz dediler. Ben başkana çok teşekkür ettim. Çok duygulandım. Ben tekrar buradan yine Şehitler ve Gaziler Derneği Başkanımıza, onun nezdindeki tüm şehit ailelerine, gazi ailelerine hepsine çok teşekkür ediyorum. İnşallah bilsinler ki bu heyet, bu kurul, bu ticaret odası ve bu topluluk gerektiği yerde nerede olmamız gerekiyorsa bugün Sivasspor için varız. Yarın başka bir şehir için varız. Onlar için de her zaman varız. Buradan da tekrar dile getirmek istiyorum. Ve hepsine çok teşekkür ediyorum Kemal. Sayın Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Özellikle bu kampanya gerçekten de çok önemli bir kampanya. Sadece Sivasspor olarak düşünmemek lazım. Sivas'ın birlikteliği, beraberlikleri,
tek bir ses, tek bir yürek olma zamanının geldiğini gösteriyor. Son olarak neler söylemek istersiniz? Son olarak kampanyayı dün başlattık. Bugün sizin televizyon programınızda en azından bilgilendirme yaptık. Yarın akşam başka bir onda, başka bir kanalda yine gece 10'la 12 arası bilgilendirme yapacağız. Diğer kanalda yine başka bir gün program yapacağız. Ben 24'ü akşamına kadar telefonla arama trafiğim devam edecek. Ama benim unuttuklarım, benim arayamadığım, benim o yoğunlukta gözümden kaçan iş adamı, hemşerim, dost, arkadaş kim varsa bana ulaşabilir. Bana ulaşamasa bile direkt o hesap numaralarını odamın sayfasından ve diğer sosyal medya hesaplarından hesap numaralarını alabilir. Demin bahsettiğiniz gibi tekrarlamak istiyorum. Bu 3 hesap numarası dışında hiçbir bankaya para yatırmamalarını, benim adımla aranan, ben aramışım gibi arayan da olsa, tamam affedersiniz sahtekarlık da yapsalar, bu hesap numarasına para yatırmalarını rica ediyorum. Benim evet. adımıza bir arayıp da tamam dedi, hesap numarası verdi. Evet. Hayır, bu hesap numaralarına yatırmalarını rica ediyorum. Tekrar bütün destek olacak valimiz, belediye başkanımız, milletvekillerimiz, tabii milletvekillerimiz de arayacağım, daha onlarla görüşmedim. İnşallah 5 tane vekilimiz var. Onlar da çok ciddi anlamda destek olacaktır. Kamu bankaları ve diğer özel bankalar, sanayici iş adamları, arkadaşlarım, dostlarımız, odamızın dediğim gibi meclis üyeleri, yönetim kurulu üyeleri, STK başkanları ve onların yönetim kurulu üyeleri, Sivasspor yönetimi başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve Sivas yazan kimliğindeki tüm hemşehrilerimize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Birileri bin olsun diyorum. Başka Sivasspor yok. Takımına, Sivasspor'una sahip çık ve çıkacağına da inanıyorum diyorum. Teşekkür ediyorum. Evet başkanım, çok teşekkürler. Evet, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nın öncülüğünde başlatılan kampanya çok önemli. Hani diyoruz ya, o sene bu sene, yarım kalan bir hikaye. Yarım kalan bir hikayenin tamamlanması için de elbette bu hikayeyi tamamlayacak olanlara destek olmak çok önemlidir. Sivaslı bir kez daha birlik ve beraberliğini gösterecektir düşüncesindeyim. 2020 yılının Sivasspor açısından çok başarılı bir yıl olduğu bir gerçek. Ama özellikle de yeni bir otobüsle yeni bir sayfa açmak ve başarıya yelken açmak da çok önemli. Ben şampiyonluğa giden bir takımın, şampiyon olacak bir takımın da şampiyonluğa yakışır bir otobüsünün olması düşüncesindeyim. Yayında ve yapımda emeğe geçen arkadaşlarıma çok teşekkür ederken, gerçekten de biraz önce vermiş olduğumuz IBAN numaralarının dışında tekrar uyarmak istiyorum. Hiç kimse bir başka kişi veya kuruluşlara veya banka hesaplarına Sivasspor otobüs kampanyasına destek amacıyla para yatırmasın, kişilere itibar etmesin. Çünkü bu sadece kampanya için açılan Ziraat Bankası, Vakıf ve Halk Bankası'nın IBAN numaraları ve kampanyaya destek olacaklara verilen IBAN'lar. Bunların dışında kimse itibar etmesin. Çünkü verilecek olan destek çok önemli. 5 kuruş, 10 kuruş önemli değil. Verilecek miktar önemlidir. Damlaya damlaya göl olur düşüncesiyle birlikte Sivasspor için fedakarlık zamanı diyor. Herkese iyi akşamlar diliyorum.